Biz efendim üşenmedik. Hem sizler hem kendimiz için ilk apartman toplantısını işledik. Bakalım ilk apartman toplantısı nasıl geçmiş, izleyelim. Buyurun. Böyle konuşmak da olmaz, iki dakika adam olun ya! İnsan olun lan! Tabii, iki dakika Türkçe konuşma. Tabii, o şekilde. Sevgili mağaram iki toplu konut sakinleri. Bildiğiniz gibi gezişik düzenden yerleşik düzene geçmiş bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde bazı sıkıntılar yaşadığımız aşikar. Fakat böyle hep bir ağızdan konuşarak olmaz arkadaşlar. Şimdi ne demişler? Hayvanlar diyor bak hayvanlar, koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa diyor atalarımız. Çok güzel atasözü ha, vallahi çok güzel atasözü. Bunu hangi ata söylemişti ya? Bu bir Ekrem abinin lafı değil mi bu? Bak, kimin ne dediğinin önemi yok. İlk mağara toplantımızı açıyorum. Ağızdan da açalım tabii. Evet, açmalıyız. Bakın, benim bazı insanlardan yana çok büyük şikayetlerim var. Şimdi burada isim verip de kimseyi rencide etmek istemiyorum ama Burcu Hanım'dan şikayetçi. Konuş kocacığım, arkamdayım, mağaramın direği. Lan sen sus, elinin mamutuyla mağara adam işine karışma. Sen ise ben susarım, mağaramın direği. Çok beğeniyorum seni. Ya şu hareket yapma, gıcık oluyorum diyorum ben sana. Ulan eniştem gibi davranan karım var ya. Ya biz de senin karından şikayetçiyiz. Evimizin önüne koyduğumuz pislikleri senin karın yiyor. Ne yapayım kardeşim, idare edin. Daha evrimini tamamlayamadı. 2-3 senesi var inşallah. Aslan parçam benim karısından nasıl savunur? Şşş, Hüseyin, çok beğeniyorum seni. Makyaj yapınca biraz topluyor aslında bu. Arkadaşlar, şimdi konuyu sapıttırtmayalım lütfen. Herkes bir kere derdi, mevzusu neyse onu bir ortaya döksün. Üşüyoruz dediniz, mağaramız penguen ardı kadar soğuk dediniz. Ateşi bulduk, kimse odun toplamıyor. Evet. Vallahi ben memnunum. Benim mağaram magma katında olduğu için zemin katta don atlet durulmuyor. Aha, donu buldum. Bizim mağara üst katta. Vallahi buz gibi, kutuplar gibi aynı. Hatta geçenlerde içeriye kutup ayısı girdi. Mehtap sarıp ona sarıldım. O da beni bedevi zannetti, sarıldı. Sonra bir tatsızlık yaşandı. Sonuç olarak biz neyse onu hallettik de ya kardeşim, biz enayiyiz diye mi odun topluyoruz? Evet efendim. Bu ısı ayarsızlığını bize nasıl açıklayacaksınız Mustafa Efendi? Ya ben niye açıklıyorum acaba? Ateşi bana yaktırıyorsunuz. E sabah avına da ben çıkıyorum. Bütün bunları ben neden yapıyorum? He? Ya neden yani? Siz oturuyorsunuz, ben ayakta duruyorum. Hadi hepsini geçtim. Mustafa Efendi ne ya? Senin evin kod birde. Sen yapacaksın, bu senin görevin. Ayrıca sana büyük gıcığım. Ya niye bana gıcıksın ya sen? Ekmekleri geç getiriyorsun. Bak bu ekmek yine mevzu. Ekmek ney olduğunu bilsem vallahi alacağım ya. Ekmek ney? Ben bir şey daha söyleyeceğim. Biz mağaranın temizliğinden de şikayetçiyiz. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu laf bize mi geldi? Buna... Hanımefendi, benim dedem ilk taşı yontan adam. Ayrıca kendisi özür dilerim lafını bulmuştur. Ya en azından senin deden bir şey bulmuş. Sen... Ha sen İngiliz atı soyundan geliyorsun. Ay bizim nereden geldiğimiz belli. Senin nereden geldiğin belli mi? Sen nereden geliyorsun? Beylikdüzü'nden geliyoruz biz. Buralar çok güzel dediler. Sırtladım Hüseyin'imi, buralara kadar taşıdım sırtımda. Div Hüseyin, çok beğeniyorum seni. Çok sağ ol Mehtap Büs. Kendisi çok ısrar etti diye ben sırtını aldım. Yoksa benden daha güçlü olamaz canım bir kadın. Lan sen ne rezil ediyorsun benim milletin içinde? Tövbe tövbe. Abo tövbeyi buldum lan. Ola lan oğlum, en büyüğünün sesi lan bu. Ha korkmayın korkmayın, benim beyimin küçük dinosu. Dino! Hah? Dino! Dino!
Yine o sakin ol kızım. Sakin ol. Rus, Rus. Kusura bakmayın efendim, geciktim. E5'te yanardağ patlamış. Trafik felç. Hayır, bir lav yağmuru oluyor. Her yer kilit. Olacak şey değil vallahi. Nasıl hayatım? Cilalı taş devrinde bu nehir trafiği anlayabilmiş değil mi ya? Vallahi. Ha, tarihin ilk kepçik ağızlısı da geldi. La Cilalı bu. Senin dinozor seni taşırken dinozorlanmıyor mu la? Kıskanmayın efendim. Kıskanmayın. İşime dinozorla gidip geliyorum diye beni kıskanıyor. Nereden bilsin vasıtayı? İlk fakir. Ha, sanki benim vasıtam yok. Var mı? Var adı tabii. Ne? Adı ne? Mahmut 124. Yokuşlar tırmanırken zorlanıyor biraz ama olsun. Yine seninkinden daha karakterli. Lütfen toplantı işi toplantı konumuza dönelim. Ben İsmail'in mağaraları bu şey mağaraların bakımı adı altında topladığı aidatlarla duvarlara öküz resimleri çizmesinden şikayetçiyim. Allah, öküz Allah, nedir ya? Allah. Mağaralarımız karşılıklı ne görürsem onu çiziyorum, ne yapayım? Efendim ben emekli öğretmen adamım, hobim de mi olmasın ya? Bence çizmeye devam edin. Ben sanata bayılıyorum. Ben de sanata bayılana bayılıyorum. Lan kız, Allah seni var ya. Ormana gezmeye gidelim mi? Bereket tanrısı diye çok güzel bir heykel üzerinde çalışıyorum. Görmenizi isterim, kendimden feyz aldım. İsmail abi, sen ne öğretmeniydin? Sen sus! Merak edersiniz diye söylüyorum, tarih öğretmeniyim. Tarih öğretmeni mi? Ulan daha biz yürümeye başlayalı 10 sene oldu. Neyin tarihin öğretmeni bu? Senin branşın hangi dönem? Geçen yıl. Efendim bakın rica ediyorum, konumuz dağılıyor. Ben eşimle birlikte Cilalı Taş Devri'ne ilk giren insanlardanım. Benim öz amcam Fred Çakmaktaş'tır. Evet diyor. İlk evet'i dedi. Fred Çakmaktaş'ın Vilma'sı benim çok yakın arkadaşımdır. Onunla biz her ay Cilalı Taş Günü yaparız. Geçen gün Cilalı Taş Günlerinden birini yapıyoruz. Gergedan çevirme yaptı. Senin kadın gergedan benim hayvanım dedi. Geldi bizim yiyeceğimiz gergedanı çaldı ya. Vay! Gergedanımı yedin Elbahar'ım, yanıyor! Zulkut'u buldum Hüseyin! Üzülme Mehta, üzülme. Üzülme, üzülme. La üzülürken çok çirkin oluyorsun, üzülme. Ya ölümdür işte, hepimiz bir gün öleceğiz. Sonuçta hepimize tıkacaklar o taşı. Ya o taş yerine artık daha yumuşak bir şey bulsak diyor. Arkadaşlar bir saniye ya. Bir saniye. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bence bir oylama yapalım ve yönetici seçelim. Sen sus! Arkadaşlar her kafadan bir ses çıkıyor. Bence bir oylama yapıp yönetici seçelim. Hadi hadi. En akıllı, en zeki, en bilgili, en zengin ben olduğum için ben adayım. En karizmatik, en ideal erkek, en yakışıklı ben olduğum için ben de adayım. En alımlı, en verimli, en güzel, en cazibeli ben olduğum için ben de adayım. En cahil, en vurdum duymaz, en manyak olan ben olduğum için ben de adayım. Kesinlikle yönetici sen olmalısın. Bravo, geldi. Tebrik ediyorum. Bravo, çok tebrik doğru. Yönetici hak ettin çünkü. Evet. Özellikle çok doğru. O zaman bunu kutlayalım. Benim müziği bulan arkadaşlarım var. Çağırayım onları. Onlar gelsin müzik yapsınlar. Ne diyorsunuz? Ezo! Ezo! Kız Ezo! Bizim üst kat komşumuz. Müzik yapan öğrenci. Sen ne çalıyorsun? İnsan çalıyoruz. Ben arkadaşlarımı çalayım. Yani çağırayım. Tamam. Biz çalalım, siz de eşlik edin. Tamam, o zaman Mustafa Efendi git mikrofonları getir. Mikrofon ne ya? Oğlum bunun elde tutulan işte. Ha tamam, arkada vardı. Çalışıyor mu hepsi? Bak bakalım. Ses kontrolü. Çal 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 ç
baba. Uba, 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 uba